Şöyle yağ batır ve götür. Oh. Evet, etim budur. Özellikle böyle vakumlu poşetten çıkartmadım. Çıkartmadım ki anlatayım diye. Şimdi arkadaşlar, eti pişirdiğim zaman da çok söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki içinden çıktı, böyle kan aktı. Ya işte kanlı et yenir mi? Çiğ et yenir mi? Şimdi bakın. Şunu gördünüz mü? Bu kan değil. Kan damarda olur. Ette olan etin suyu, bunun kırmızı renkli olması da bu miyoglobin maddesinden dolayı o rengi alıyor, bu kırmızı rengi. Dolayısıyla bu şu anda kan vermiş değil, şu etin suyu. Peki ben bunu vakumla aldım. Ne kadar süreden beri bekletiyorum biliyor musunuz? 10 günden beri dolapta bekletiyorum. Bakın zaten renginden anlarsınız. Böyle koyulaşmaya başlamış. Şimdi bunu şöyle güzelce açacağım. Evet, bak. Dinlendikçe suyunu salıyor. Dinlendikçe bu işte çıkıyor. O zaman et güzelleşiyor. Şimdi bunu iyice böyle suyunu çektirirsek eğer, bizim malzememizi öyle daha rahat emer. Şimdi brisket yapacaklar. İlk önce şunu söyleyeyim. Eğer yağsız etiniz hiç girmeyin. Hiç. Böyle iyi yağlanmış olması lazım. İkincisi, bak yağ dokusunu görüyor musun? Şöyle göstereyim. Et, güzel bir et. Her yerinde yağları olan, yağ geçişleri olan bir et. Dolayısıyla eğer böyle bir etiniz varsa muazzam. Bir karışım hazırlamak lazım. Yani baharat karışımı. Ben şöyle bir baharat kullandım. Barbekü baharatı diyorlar. Şunun içerisindekileri sayıyorum. Bunun içerisinde tuz var. Sarımsak. Yeşil ve kırmızı biber var. Soğan var. Karabiber var. Hardal tohumu var. Beyaz biber var. Ve muskat var birazcık. Bir de füme çipotle biberi diye bir şey var. Böyle değirmen, kendi değirmeninde. Bak çekti. Bunun taneleri değirmeninden çeksem de biraz büyük geldi bana. Şöyle birazcık daha döveceğim bunu. Şimdi etimiz kuru gibi ama bunu yine de bir yağlamamız lazım güzelce. O şey tutsun. Üzerine yapışsın baharatı diye. Ve bunu şöyle. Ya aslında biz bunu hani böyle, bu çok da sevdiğimiz bir şey değil bizim. Ama o yüzden ben de çok koymayacağım. Şöyle sadece böyle üstünde ince bir tabaka olsun. Bir yağlı kağıt al ve eti bu yağlı kağıdın üzerine koyacağız. Evet. Ki şunları da alalım. Şimdi neden yağlı kağıdın üzerine koydum? Orada çevirdiğim zaman tahtada kalmasın. Şöyle bir daha yağladım. Aslında böyle kopmayan bir kağıt olsaydı daha kolay olurdu. Ama bahane yok. Şöyle. Önemli olan zaten bunda kağıt değil de folyonun sağlam olması. Evet. Şöyle. Şekil verdik. Bak, yeni gelinin çeyiz bohçası gibi oldu ya. Oldu valla. Fırın tepsisinin üzerine değil, fırın telinin üzerine koyuyoruz. Bu önemli. Bunu kenara al. Sonra şöyle bir fırın tepsisinin içerisine, bak bayağı su koydum. Neden? Çok uzun süre pişecek. O ortam böyle buharlansın. Yani etim kurumasın, çok kuru ortamda pişmesin diye. Şimdi bunu en alta koyacağım. Telin üzerine koydum. Burası önemli.
Bunu fırının tam ortasına koyuyorum. Fan açıyorum. 160 derece. Eğer ki etim çok büyük olsaydı böyle 6 saatlere falan çıkardım. Ama bunu 5 saat pişireceğim. 5 saatte bu tahminimce böyle hurma gibi olacak. Su altta, buharda gidiyoruz. Evet, geliyor. Geliyor. Bak şimdi. Niye suyunu getirdim? Görün diye. Ne kadar paketlersen paketle, o bir yerden su bulmuş, aşağı inmiş. Gördünüz mü? Renk böyle. Etin suyuyla coşmuş. Şimdi usul usul açmak lazım. Usul usul açmak lazım. Yani ben 6 saat falan diye düşündüm ama sonra 5 saatte bunu aldım. 5 saat 10 dakika falan sürdü. Birden koku nasıl patladı biliyor musun? Böyle o baharat var ya üzerinde. Evet. Oy 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 oy. Şimdi ben yağlı severim. Dolayısıyla şuradan bu kadar emek verdik değil mi? Şunu hak ettik ya. Ya bak şurası var ya, şu kısım aslında böyle kıymadan başka bir şey yapamazsın, taş gibidir. Şimdi ne olmuş biliyor musun? Böyle jel olmuş jel. Müsaadenizle şu kallavi lokmayı götüreceğim yani. Aslında var ya, aslında ben çiğniyorum yani, böyle eme eme de yiyebiliriz bunu. Çok çok iyi. Çok 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 iyi. Şurada çok iyi pişmiş ama kuru geldi bana birazcık. Bak, bunu ne yapıyorsun? Sosunu. İşte orada o yağlı sosu duracak. Bunu da felaket oluyor, felaket. Evet. Zaten benim var ya, böyle et olsun çenem düşer abi. Gevezelik aman gider. O yüzden hiç soğutmuyorum ve bunu hemen oturup sevdiklerimle yiyorum. Ben sevdiklerim için yemek yapıyorum. Ben yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz, emin olun. Şunun hiçbir zorluğu yok. Gideceksin kasaba. Ucuz zaten. En ucuz et. Kıymalık et bu. Kaburgadan. Diyeceksin ki bana şunu ver. Bilmiyorsa bu videoyu izlet. Al. At fırına. Sar sarmalı. At fırına. En kralını yaparsın. Ama yap. Lütfen. Yaparsan da bir yemek işte Instagram'dan bana resimleri yolla. Benim de tatmin olduğum, mutlu olduğum kısım orası. Ne diyoruz? Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şöyle yağ batır. Ve götür. Oh.